Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel yeleğimizi öreceğiz. Yeleğimizde gofret modelimizi uyguladık ve robadan itibaren modelimizi uygulayarak yeleğimizi tamamladık. Bir, bir buçuk yaş grubu için uygun bir çalışma ee, ve bu yeleğim için ben bir buçuk ip kullandım. Kartopunun baby vanını bir kesinlikle yeterli değil. Ee, eğer bu çalışmamızı yapacaksanız iki tane ip e, temin ederek başlamanız uygun olacaktır. Ben inci düğmeler diktim. Dilediğiniz düğmeleri kullanabilirsiniz. Yakasına ve e, koluna da şöyle minik süslemeler ve güzelleştirmeye çalıştım. E, ölçülerine bakacak olursak en üst kısımdan tutuyorum en alt kısma kadar 30 santim şöyle modelimiz toparlayan bir model olduğu için aslında şu şekilde biraz bile asılsak hemen bakın 33 santime çıktığını görmekteyiz yani böyle toparladığı için öyle biraz kullanılmayla daha büyük olacaktır bunu da göz önünde bulundurursanız iyi olur kol altından gövde genişliğine bakıyorum 28 santimde gövde genişliğimiz Şimdi gördüğünüz gibi yaklaştırarak yakamızı göstermek istiyorum şöyle minik bir çalışma yaptım yakada arkadan görünümü de bu şekilde şöyle arkadan da çevirip bakalım yeleğimize. çok güzel dolgun ağırlıklı ağır güzel bir çalışma oldu şöyle bakalım bel lastiğinde görmektesiniz Evet bu ufak hatırlatmaları yaptıktan sonra minik bir hatırlatmam daha olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Evet kolay gelsin hemen örmeye başlayalım. Yeleğimi kartopu baby one örüyorum. 100 gram 250 metreden oluşmakta. Antipiyeliği özelliği var ipimizin. Şöyle çevirdiğimiz zaman şurada özelliklerini görmekteyiz. Bakınız bütün özelliklerini anlatmakta. En son ise şöyle K125 rengiyle de ipimizi tanımış olduk. Şimdi bölümlerine ayırarak zincirimizi çekelim. Sonrasında trabzanlarımızı yerleştirelim. Tığ numaramız ise 2.5 numaralı tığ. Önce bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum düğümümü atıp sıkıştırdıktan sonra şöyle biraz gevşetiyorum bakınız ilmeğim ve içerisinden zincirlerimi örmeye başlıyorum 1 2 3 rahat rahat çekiyorum 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane zincir yeleğimin önü için ördüm gruplarını teker teker zincirlerini sayarak çekeceğiz bu 10 ön için olacak. Şimdi 12 tane kolumuz için örmeye başlayalım 1 2 3, 4 5 6, 7 8, 9, 10, 11 ve 12 bakın çok sıkmıyorum. 12 tane de kolumuz için çektim. Şimdi arkam için başlıyorum ve toplamda, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. İki tane önümün toplamı olan 20 zinciri de arkam için çekiyorum. Tekrar 12 tane zincir kolumuz için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi son olarak diğer önümüz için 10 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, bütün bölümlerimizi ördük. 10 önümüz için, 12 kolumuz için, 20 arkamız için, tekrar 12 kolumuz ve diğer önümüz 10 olarak örüp tamamladık. Ve şimdi bölümlerini trabzanlarımızla örerek devam edelim. 1 ve 2 zincir geri geliyorum. Ve üzerine 2 tane zincir çekiyorum. 2 zincir geri geldim. 2 zincir çektim. Tığımın başını bir defa doluyorum. İkinci çekildiğim zincir yuvası içerisine tığımın ucunu girdiriyorum. Ve iki defa da örüyorum. İlmeğimi çıkardıktan sonra doladım ve çıkardığım ilmeği önce örüyorum. Her ikisini birlikte Sonrasında bakın zincirimizi ilk trabzan olarak sayacağız. Diğer ilmeğimizin içerisinden geçirerek trabzanımı örüyorum. Şimdi iki tane trabzanım, trabzanım oldu. Toplamda 10 trabzan olana kadar örmeye devam ediyorum. Tığımın ucunu doluyorum. Yandaki zincir yuvasına giriyorum. Alıyorum. Bakınız çıkardığımı ve yanındakini aynı anda alıyorum. Diğer ikisini doluyorum öndeki zincire giriyorum ikisini birden çekiyorum diğer ikisini birden doluyorum sıradaki yuvaya giriyorum ikisini birden diğer ikisi 10 olana kadar zincirlerimizin içerisine birer birer girerek işlemimi tekrar ediyorum kaç olduğuna bakalım. 2 bakın zincirimi de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 tane kaldı. 9 ve 10. On. 10. uncuyu da ördüm. 10 tane trabzanımı ördüm. 10. trabzan üzerine 3 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3. Ve şimdi Önümüzde kolumuz arasındaki ara bölümümüzü bu zincirimizde ayırdık. Bu zincirimizde hem artışımızı yapacağız hem de burada bölümlerimizin geçişi daha bir belirli olacak. Zincir işleminden sonra tekrar tığımın başını doluyorum. En son battığım trabzanıma batmıyorum bakınız. Aynı yere iki defa batmıyoruz. Önündeki kendisi için 12 tane kolum için çektiğim zincirlerin ilkine batıyorum. Aynı yuvada değil bakınız ve birer birer 12 olana kadar başını doluyorum tığımın bir ikişer ikişer alarak örüyorum. İpimi şöyle hemen rahatlatayım. Önce bölümleri bu şekilde ayıralım. Daha sonra modelimizi de uygulayarak yeleğimizin robasını örmeye başlayacağız. Her biri de farklı zincir içerisine girmekteyim arkadaşlar. Sayalım ve ne kadar olduğuna. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane olmuş. 2 tane daha ihtiyacımız var. Doluyorum. 11 Doluyorum. 12 ve son trabzanımı ördüm. 12. trabzanımı ördükten sonra yine şuradaki gibi 3 tane zincirimizi hemen çekiyoruz. Arkamızda artış yerimizi belirlemek için 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Yandaki zincir içerisine giriyorum. Bakın aynı yere değil yandakine giriyorum. Ve toplamda 20 tane trabzanı başını bir dolayıp 2 defada çekerek örüyorum. Zincir yerimden sonra 20 tane olana kadar ördüm. Beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20. Şöyle tutuyorum kendisi saymak isteyen arkadaşlarım için. 20 trabzanımı arkam için ördükten sonra 20'nin üzerine 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3'e tamamladım. Tığımın başını doluyorum. Yine yeni zincir yuvası içerisine 12 tane trabzanımı örmek için başlıyorum. Bu da kolumuz için. İkinci diğer kolumuzu tamamlıyoruz. 12 tane trabzanımı ördüm. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 saymak isteyen arkadaşlarım için şöyle tekrar güzelce tutayım. Ve 12. trabzan üzerine 3 tane zincirimi yine çekiyorum. Hiç örmediğimiz aynı yer değil. Yanındaki zincir yuvasına girerek 10 tane trabzanımı da bu noktaya örerek tamamlıyorum. Zaten zincirleri bölümlerini ayrı ayrı saydığımız için hiç sıkıntı olmadan ne fazla ne eksik hepsini birer birer yerleştirmiş olacağız. Bakınız şimdi örerek ilerleyelim göreceksiniz. Bu şekilde yaparsanız daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız dörder trabzan artırarak örsünler her bölümden. Ve bakın buraya da örüyorum ve sayıyorum şimdi kaç tane trabzan olduğunu. 10 olması gerekmekte. 2 4 6, 8 ve 10. 10 tane trabzanımızı da önümüze ördük. Bölümlerimizi bu şekilde hazırladık. Şimdi yere bırakayım. Birlikte bakalım. Evet yapmış olduğumuz işlemimizin şu şekilde olması gerekmekte. Bakınız böyle duruyor. Önlerimiz, kolumuz ve arkamız. Şimdi ikinci sıramızı başlatabiliriz. İkinci sıramızda şuradan başlıyoruz. Bitirdiğimiz noktadan başlıyoruz. Yine aynı yönden arkayı çevirmeden buraya 3 tane zincirimizi çekelim. 1, 2 ve 3. 3 zinciri bitirdiğim yönde çekiyorum ve arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyarak buradaki ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Yine ikili ikili örüyoruz. Yani ikişer defa çekiyoruz. Sırası ile diğer trabzanlarımın da üzerine batıyorum. Diğerlerine de birer birer batarak Buradaki 10 on trabzanın 10'unu da örüyorum. 10 trabzanımız vardı. Birer birer hepsinin üzerine örelim. İçinden çıkarmıştım ipimi. İçinden çıktığı zaman bazen gibi karışık olabiliyor ipimiz. Ama öyle problemli bir karışık değil. Hemen toparlanabilecek bir karışık. Saymadan bakınız hepsinin üstünü ördüm. Şimdi sayalım isterseniz. Yeni başlayan arkadaşlarımız varsa rahat etsinler. Bakın. Altta 10 tane vardı. Üstünde de şu an 10 tane. 2, 4, 6, 8, 10. Birebir hepsini ördük. Şimdi buradaki zincir yerimiz vardı. Buraya ilk artışımızı yapıyoruz. Bundan sonra artarak devam edecek. 10, 12, 14, 16 diye. Her sırada ikişer ikişer artacak. Bir tane trabzanımı ördüm. Zincir içerisine ve yeniden girerek bir trabzan daha ördüm. Toplamda iki tane trabzanımı önüm için arttım ve 12 tane trabzanım oldu. Ve üzerine yine artışlarımdan sonra 1, 2, 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Her sıramızda iki tane artacağız. Artışımızdan hemen sonra da zincirlerimiz olacak. Ve çekmiş olduğumuz zincirimi aynı yuvaya girerek iki trabzan daha örerek başlatacağım. Sonra kolumu öreceğim. Kolumuzun hem buradan sağdan hem soldan artışlarını yapmış olacağız. Tığımın başını doluyorum. Yine aynı yuvaya girerek kolum içinde yine iki tane sağdaki bölümden artışını yapıyorum. Bakınız kolumun artışını yaptım. Sonra kolumun ilk trabzanına batarak örüyorum ve bütün trabzanlarını birer birer zincirime kadar örüyorum. Burada işlem yapmıyorum. Bakın hepsini birer birer örüyorum. Son trabzanıma kadar e, örerek geldim. Sona kadar bakın. Şimdi yine zincirimin içerisine iki tane daha trabzan öreceğim. Bu da soldaki iki artış olacak kolumuzun. Evet. Bakınız şuradan zincirden sonra iki ördüm. Ortadaki bütün trabzanlarımı ördüm. Ve önündeki zincir içerisine yeniden iki tane trabzanım ördüm. İkinci trabzan sonrası 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve tığımın başını doluyorum. Burası arkamız bakınız. Arkamız için iki tane artışımı bu noktaya yapıyorum. Bir taneyi ördüm. ikinciyi de ördüm. 2 tane artışımı yaptım. Ve sonrasında tığımın başını doluyorum. Arkanın ilk trabzanı yanı sırası ile buradaki trabzanların tamamını örüyorum. Buradaki trabzanımın tamamını ördüm. Arkamız için hazırlanan trabzanların tamamı da örüldü. Şimdi yine zincirimin bulunduğu noktadayım. Tığımın başını doluyorum. İki trabzanımı örüyorum. Birini ördüm. İkincisini örüyorum. Yine araya bir, iki, üç tane zincir çekip iki trabzanımı kolum için örüyorum. Bir ve iki ve sonrasında birer birer trabzanlarımı diğer zincire kadar örüyorum. Trabzanlarımın tamamını ördüm. Şimdi iki tane trabzanımı da buraya örüyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çektikten sonra araya girerek önüm için artışımı buradan yapıyorum. Bakınız önümüz için artışımız bu. Sonrasında trabzanlarımı alttakilerinin üzerine birer birer örerek tamamlıyorum ve ikinci sıramızda artışlarımızla birlikte bu şekilde bitmiş olacak sonu birlikte bitirelim şurada zincirimiz var onu hatırlatmak istiyorum zincirden döndüğümüz yeri de mutlaka unutmamamız gerekmekte Evet şuradaki bölümümüz bakın hatırlatmak istediğim bölüm. Şuradaki bölümümüzü trabzan olarak örmüştük. İki geriye çekilip iki de zincir ilavesiyle ördüğümüz trabzan. Bakın yandaki trabzanım ördüm ve bunu da örmem gerekmekte. Eğer bunu örmezsem bakınız burada bir tane trabzan eksik çıkacak. Bir artmış olacağız. 11 trabzan çıkacak. Sayalım bakınız. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bunu örmediğim için bir trabzan eksik. Eğer burayı fark edemezseniz şayet buradaki trabzanlarımızı sayın. Bir eksikse hemen örersiniz. Burayı şimdi size göstermek için örmemiştim. Tığımın başını doluyorum. Şöyle çekiyorum. Buradaki kenardaki trabzanı da şöyle kaldırarak biraz örüyorum. Ve ikinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Üçüncü sıramızı başlatalım ama bir bakalım. İkinci sıramızı da tamamladık ve bu şekilde görülmekte. Şimdi üçüncü sıramıza başlayalım. Bitirmiş olduğum noktada arkasını çevirmeden 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3. Örgümün yönünü çeviriyorum ve yeni sıramıza başlıyorum. Şimdi bu sıramızda model uygulayacağımız ve modelimizde kabartılı bir model olacak. Buradaki kenardaki bir trabzanın yerine bir zincirimi çektim ve hemen ikinci trabzanımdan başlıyorum. İkinci trabzanımı şöyle ana gövdesini görmektesiniz. Bakınız parmağımın ucunu şöyle ana gövdeden giriyoruz. Yani tepeye batmıyoruz. Şöyle bakın gövde arasından girmemiz gerekecek. Tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum trabzanım. Bakın tığımda arkadan görülmesi gerekiyor. Trabzanımın sağından giriyorum, solundan çıkıyorum ve tığımın da başını doladım. Ve buradan ipimi alıyorum. Biraz rahatlatıyorum şöyle yukarıya doğru çekip bir, iki defa da örüyorum. Yandan girdim, iki defa da ördüm. Ve önündeki iki tane trabzanın tepesine gelerek batıyorum. Önce birincisini örüyorum. Sonra ikincisini örüyorum. İkisinin tepesine batarak ördüm. İki tane düz trabzanlarımızın üzerine ördükten sonra üçüncü trabzanımızda tıpkı buradaki gibi yanından girerek öreceğiz. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanı yan gövdeden giriyorum. İpimi buradan aldıktan sonra şöyle biraz rahatlatıyorum. Bir, iki defa da örüyorum. Tığımın başını tekrar doluyorum. Önündeki gelen iki tane trabzanımın tepesine batarak örüyorum. Önce ilkini ördüm. Doladım tığımın başını. İkinci trabzanımı daha ördüm. İki tane trabzanımı düz ördükten sonra yeniden tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanı yandan giriyorum. İpimi alıp ipimi şöyle biraz rahatlatıyorum ki çekmesin. Bir ve iki defa da kapatıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bu kabartı işlemlerinden sonra iki tane düz örüyoruz. Bir kabartı iki düz, bir kabartı iki düz, bir kabartı iki düz şeklinde örüyoruz. İki tane düzümü şimdi örüyorum. Bir ve iki. Ve sıradaki trabzanımı yandan giriyorum. Şöyle ipimi de rahatlattım biraz. Çekme olmasın diye. Örüp tamamladım. Burada bir tane kaldı bakınız. Bunun tepesine batıyorum. İki tane de artışımı yapıyorum. Tepesine battım. Burası robamız artacağı için sürekli bu şekilde olacaktır. Hiçbir problem yok. Bir ve iki. Bir tane kalanı ördüm. iki tane de artışımı yaptım. Ve burada kaç tane kabartı yaptığımıza bakalım. Bir, iki, üç, dört. Şöyle tekrar uzaklaşmadan anlatalım. Bir tane zincir çekip trabzanımı ördüm. Bir kabartı ördüm. İki düz. Bir kabartı, iki düz. Bir kabartı, iki düz. Bir kabartı, bir düz kaldı. İki de artışımı yaptım. Şimdi zincirimi üç tane çekiyorum. Araya iki tane trabzanımı örüyorum. İki trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen ilk trabzana giriyorum bakınız. Burayla bura bağımsız hiç buranın devamını yapmıyorum. Her bir zincir sonrası bölümümüz bağımsız olarak devam edecek. Artışlarımı bu noktaya yaptıktan sonra alttaki ilk hazır bakınız ilk hazır trabzanıma giriyorum. Rahatlatıyorum bir iki defa kabartılı ördüm. Her ikisini ardından gelen trabzanlarımın önce birini sonra ikincisinin tepesine batarak ördüm. Ve sıradaki trabzanımı yine yanından girerek örüyorum. Alttan aldıklarımız biraz şöyle rahatlatıp da o şekilde örelim. İki tane düzümü örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Ana gövdeden yandan girip dışarıya doğru kabartıyorum. Ve şöyle rahatlattım. Ördüm. İki tane düzümü örüyorum. Tepe noktalarına batıyorum. Düz dedim. Normalde nasıl öreceksek o şekilde örüyoruz. Sonrasında yeniden tığımın başını doluyorum. Yandan girişimi yapıyorum. İpimi rahatlatıp kabartımı yapıyorum. Bir, iki tane trabzanımı düz örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradan geleni yandan girip ardından çıkıyorum. Şöyle ipimi rahatlatıp bir ve iki. İki düzümü örüyorum. 1 ve 2 tığımın başını doluyorum en son trabzanımı yanından giriyorum ve örüyorum ve tığımın başını dolayarak hemen bu noktaya iki tane trabzanımı örüyorum İki tane düz trabzanımızı ördük bakınız kolumuzda birebir hepsi tam denk geldi İki tane de bu kısma ördüm Artışım olarak normal rutin artışımı hem başlangıçta hem sonunda yaptım ve kabartılı trabzanlarımızı da bu şekilde örerek tamamladım. Burada kaç tane kabartımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de kabartımız kolumuzda oldu. Şimdi 3 zincirimizi çekip bölüm arasını oluşturalım. Tığımın başını dolayarak yine 2 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. Bir tığımın başını doluyorum. İlk trabzanından yandan giriyorum. Kabartımı yapıyorum. Şöyle ilmeği biraz rahatlatıyorum. 1 bir ve 2. Hemen takip eden iki trabzanımı düz örüyorum. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. Sıradakini yine yandan örüyorum. Rahatlattım bakınız. Ve bu şekilde bir kabartı iki düz olarak buradaki ayrım yerimize kadar örelim. Trabzanlarımızı sırasıyla ile örerek geldim. Bakın en sona geldik. En sona geldikten sonra iki tane burada trabzanımız kaldı kabartımdan sonra. Bu iki trabzanımı düz olarak örüyorum. Tabii ki kabartı yapmıyorum. Ve sonra Ayrım yerine girip iki tane artışımı örüyorum. İki artışımız kesinlikle hep her hepsinde yani her bölüm için ikişer ikişer artışımız olacak. Burada kalsa da kalmasa da hiç önemli değil. Bu zincir içerisine artışlarımız ikişer e, trabzan, 3 zincir, iki trabzan şeklinde devam edecek. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve bu bölgeye giriyorum. 1, iki tane artışımı yapıyorum. 2 artışımı yaptıktan sonra tığımın başını doluyorum. Hemen buradan giriyorum. İlk artışımı ördüm. 2 tane düzümü örüyorum. Tığımın başını dolayarak yandan girip ipimi rahatlatıp Kabartımı yapıyorum ve zincirime kadar ilerliyorum. Zincirimin yanına kadar geldim. İki tane düzüm ördükten sonra halen bir tane trabzanım var burada bakınız. Hemen bunu da yanından girerek örüyorum. Ve iki tane trabzanımı da zincir içerisine örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip tekrar araya iki tane trabzanımı örüyorum. Artışlarımı yaptıktan sonra diğer trabzan gruplarında hemen İlk trabzanımızı yandan girerek örmüştük. Fakat önümüz birebir aynı olmasını istediğimiz için iliğimizin en görünen kısmı birebir olması için hemen diğer önümü çevirip bakıyorum. Diğer önümde bir tane trabzan artış yerinden önce kaldığını görüyorum. Onun için ilk trabzanımızı da biz düz olarak örüyoruz. Yanındaki trabzanla birlikte yandan giriş işlemini başlatıyoruz ki sondan bir önceki e, kabartımız denk gelsin diye yani son bir ilmeğimizden önce kabartımız olsun buna dikkat edelim büyük sayıda başlayan arkadaşlarımız da önleri birebir aynı çalışsınlar yanına bir tane daha ördüm hemen bakın sıradakini yandan giriyorum ve bir yandan iki düz örüyorum birebir denkliği sağlıyorum önlerimde 2 düzümü örüyorum. Yanda. 2 düz yandan. Bakın. Ve son zincirden oluşan tırabzanımın da tepe noktasına batarak burayı tamamlıyorum. Diğer tarafta 1 2 3 4 diğer tarafta da Aynı şekilde 1, 2, 3, 4 tane kabartımız vardı. Her ikisi de birebir aynı oldu. Şöyle bakın isterseniz. Şöyle bakalım. 4'er 4'er er trabzanlarımız oldu. Şimdi arkaya bakalım. Yani şuradaki kabartılarımız 4, 2, 4. Bitirdiğimiz de aynı 2 ve 4. Birinci kabart 2 ve 3, 4. Şimdi diğer sıramıza başlayabiliriz sıramıza geçmeden tabi önce yaptığımız işlemimizi şöyle görelim sıramızı bu şekilde örerek tamamladık şöyle bakalım 3. sıramız tamamlanmış oldu modelimizin ilk kurulumuyla saymak isteyen arkadaşlarımız için de şöyle tutayım rahat bir şekilde saysınlar Evet şimdi üçüncü sıramıza 3 tane zincir çekerek başlayalım. Burada da küçük bir işlemimiz olacak. Onu da birlikte çalışalım. 1 2 3 zincirimi çektim. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi e, burada yapacağımız işlem bakınız diğer tarafta bir tane kabartı, 2 düz örmüştük. Bu sıramızda ise şöyle çıkıntılı çıkıntılı bakınız. 2 kabartı, içi gömük olanları düz öreceğim. 2 kabartı, 1 düz. 2 kabartı, 1 düz. Yani ön tarafta kabarttığımı arka tarafta düz öreceğim. Önde düz ördüğümü arka tarafı da yandan gelerek kabartı şeklinde öreceğim ki bu da çok belirli bakınız şöyle tuttuğum zaman şu iki kabartı bir düz iki kabartı çukurlara düz öreceğim iki kabartı bir düz şeklinde öreceğim şimdi başlayalım 3 zincirimizi çekmiştik hemen şöyle tığımı da taktım örgümün arkasını çeviriyorum ve ilk bakınız başını doluyorum diğer sırada kabarttığım için bu sırada düz örüyorum şimdi hemen iki tane kabartı geliyor önce ilkini yandan giriyorum ipimi rahatlatıp örüyorum sonra ikincisine yandan giriyorum rahatlatıp örüyorum üçüncüsü diğer tarafta kabarttığım bakın üzerine bir tane batarak düz örüyorum diğer ikisini kabarttığım trabzanlarım bir yandan 2 ve diğer tarafta kabarttığım trabzanın tepesine batarak örüyorum bakın diğer tarafta kabarttığım trabzanı bakın şöyle birebir çok güzel olacak şimdi tığımın başını doluyorum kabarttığıma yandan giriyorum burada hali hazırda kabarıkları örüyoruz bakınız arada çukurumuz var üzerine batıp örüyorum ve sonra diğer bakınız 3 tane trabzanımız vardı bunu ise şu şekilde öreceğiz bakın yine bir tane düz ördüm ya şöyle giriyorum artmış olduğum için 1 2 yeni kabartılar yaptım bakınız 2 tane kabartı yaptım ve en sonu düz olarak örüyorum tepesine battım ve zincirime geldim 2 tane de artışı buraya örüyorum. Yani ilmek sayımı yani trabzan sayımız bitene kadar işlemimizi hep aynı şekilde devam ediyoruz. 2 kabartı 1 düz, 2 kabartı 1 düz, 2 kabartı 1 düz, 2 kabartı 1 düz, düzümü ördüm. 2 tane de artışımı yaptım. Şimdi aradaki zincirimi çekip 3 tane 1, 2, 3, 2 artışımı yapıyorum. Bu 2 artışımız hep olacağını söylemiştim. 2 artışımı yaptıktan sonra şuraya bakıyorum bakınız. Burada şu önceye bakıyorum. 2 tane kabartım varmış. Bir tane düzüm var. Şunları da iki kabartı olarak örmem gerekiyor. Hemen başlarken yandan girerek öreceğim. Bakın geriden gelerek sayıyorum. Hemen zincirimin yakınından bakıyorum. 2 kabartı bir düz. Bunlar da iki kabartı olması gerekmekte. O yüzden yandan giriyorum. Çünkü artışımızı yaparak ilerlediğimiz için. Birinciyi ördüm. Diğerini yandan girdim diğer sırada yaptığımız artışlarımız bunlar ve aradaki bir düzü ördüm sonrasında gördüğüm gibi bakın iki kabartı bir düz iki kabartı yanlardan giriyoruz kabartılı trabzanlarımızı bir tane de düz. 2 kabartı bir düz, 2 kabartı bir düz şeklinde ara yerine kadar ilerleyelim. Zaten bakın kabartılarımız çok belli. Kolumun sonuna kadar kabartılarımı ve aradaki düzleri örerek geldim. Bakınız bir tane düzüm ördükten sonra diğer sırada artış yapmış olduğum iki trabzanımı da yandan giriyorum. Bu noktada kabartılarını örüyorum. Ve bakın hiç ilmek kalmadı. Buraya iki tane artışımı düz bir şekilde girerek tamamlıyorum. İki artışımı yaptım. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Ve arkam için iki tane trabzan zincirin içerisine örüyorum. Geriye doğru bakıyorum. Bir düzüm var, iki kabartım var. Bunu da düz olarak örüyorum bu ikisinde. Bu ikisi düz olarak örelim. Şimdi şu iki taneyi kabartı olarak örüyorum. Bir, iki. Ayarlamamızı yaptık bakınız. İki kabartı, bir tane düz. Yine iki kabartı, gördüğümüz şekliyle örelim, sona doğru gelelim. Bu dilimizi ön yüzden görmekteyiz şu şekilde. Arkadan da gördüğümüz şekliyle örerek geldim. En son bakınız iki kabartımı bir düzümü ördüm. Ve buradaki son iki tane trabzanımı kabartılı olarak örüyorum. Ve yeni artışlarımı yuvaya girerek iki trabzan olarak örüyorum. Bir ve iki. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. İki artışımı bu noktaya örüyorum. Bir ve iki ve yine geriye giderek bakıyorum hemen burada ilk bu iki yandan girmem gerekmekte bakınız kabartılı düz bu ikisi de kabartılı bu şekilde geriye gidip arkadan özellikle ayarlıyoruz ve sıramızın başına kadar bu şekilde örerek ilerliyoruz modelimiz önden bakın çok çok güzel olacak burası da arkadan kabartıları kabartı düzleri düz örerek tamamlayalım Sıramızı tamamladık. Sona kadar geldik. Artık modelimizi önden ve arkadan nasıl kuracağımızı çok iyi bilmekteyiz. Önde bir kabartı iki düz bir kabartı iki düz zaten bakınız iyice model formuna girdi. Arkada ise iki kabartı bir düz. Ayrıca artışlarımız da örgümüzün akışına göre nasıl olması gerekiyorsa ona göre yapıp artışlarımızı yeni yerine uygun bir şekilde örerek ilerleyeceğiz. Şimdi Ön yüzden yeniden başlayalım. Ben zincirimi çekmiştim. Artık söylememize gerek yok. Bakınız hemen yandan girerek ilk kabartımı örüyorum. Zaten gördüğümüz gibi örmekteyiz. İki tane düzümüzü. Yandan yine kabartımızı. İki düzümüzü. Gördüğüm gibi bakın ne görüyorsam. Onu örmekteyim şu an. Bir kabartı iki düz. Kabartımı görüyorum ve örüyorum. İki tane düzümü örüyorum. Kabartımızı. Bakın burada gelen iki tane düz olacak. Önümüzdeki bir ve iki ve 2 de artışımı yapıyorum artışları hiçbir işlem yapmıyoruz yeni oluşturduğumuz için Evet bakın ve 3 tane zincir tekrar iki tane artışımı bu noktaya örüyorum ve şöyle bakıyorum hemen iki kabartı beni karşılıyor bakınız iki tane kabartı diğer taraftan örmüştüm ama buradan hemen iki kabartı olarak girmiyorum burada yapmam gereken işlem neydi 2 düz bir kabart. onun için hemen bir tanesine düz örüyorum ve yandakine kabart geriye giderek bakıyoruz modelimizin oluşuna göre ayarlıyoruz bir tane kabart Evet bir kabartı iki düz arada iki tane trabzan üç zincir iki trabzan olarak örelim sıramızın sonunda yeniden görüşelim arkadan örerek tamamladım. Şimdi önüme geçtim. Aynı işlemleri artık tekrar ediyorum. Bir önceki sıradaki örmediğimiz buradaki artış yerlerini de gelişine uygun olarak örelim. Önümüzde bir kabartı iki düz, bir kabartı iki düz şeklinde ilerlerken burayı da ona göre ayarlayacağız. Buradan da giderken 3 zincirimizden sonra yeni ayarlamamızı geriye bakıp sayacağız. 2 tane düzümüz bir kabartı olması gereken yerde. Arkayı çevirdiğimizde ise şu gördüğümüz gibi iki kabartı bir düz, iki kabartı bir düz ve yeni artışlarımızı da buradaki akışımıza göre yapacağız. Ve bu işlemlerimizin tekrarıyla robamızı Biraz büyütelim. Yeleğimizin roba kısmını ben örerek büyüttüm. Bakın şu şekilde çok güzel gofretlerimiz oldu. Hiçbir şekilde kayma yok. Artışlarımızı hem yaptık hem de yeni gofretlerimizi ilerleterek robamızı tamamladık. Şöyle görelim kollarımızı önümüzü. Şimdi kolumuzu artık gövdemizden ayıralım. Arkamızda önlerimizi örmeye devam edelim. Arkadayım. Şu an arka yöndeyim. Bakınız, örerek geldim sıramı ve tam zincirimin bulunduğu noktaya geldim. Bakın yeni zincirimin bulunduğu noktadayım. Buraya 1 ve iki 2 tane zincirim tırabzanıma örüyorum zincirim bulunduğu yere. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane de zincir çekiyorum. Ve kolumuzu şu şekilde büküyorum. 8 zincirden sonra tığımın başını dolayarak buraya yine 2 tane trabzanımı örüyorum. Zincir içerisine önümüzü örerek gelmiştim ben e, örüp başlatmıştım aynı şekilde öreceğim için artış yerime iki trabzanımı araya 8 tane zincirimi çektim tekrar arkaya iki artışımı yaptım ve kurallarına uygun olarak örmeye devam ediyorum 2 kabartı bir e, bakınız bir normal hepsini burada normal örüyorum o yüzden şunu iki kabartı olarak ayarlıyorum kolumuzun zincirini yaptığımız sıra sonrasında gövde kısmı için tamamen modelimizi oturtacağız şimdi iki kabartı bir düz örüp diğer koluma doğru ilerliyorum arkamızı örerek geldim en son iki tane trabzanımı artış yerim için örüyorum. Ve 8 tane zinciri bu kolumuz için de çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ve şöyle büküyorum. Tığımın başını dolayarak boşluğa giriyorum. Önümüze geçişimizin olduğu yer burası. Bakınız kolumuzu şöyle büktükten sonra noktaya iki tane trabzanımı örüyorum. Ve buradaki gelişe göre ayarlayıp örüyorum iki kabartımı hemen örüyorum ve bir tane düzüm iki kabartım bir düzüm ve bu şekilde tamamlıyorum. Birleştirme işlemimi tamamladım ve bu şekilde kolumuzun altında 8'er tane zincirimiz ve modelimiz gayet güzel bir şekilde görülmekte. Şimdi modelimizi buraya kadar kolumuzun olduğu yere kadar örüp gelelim. Sonra zincirimizi yine modelimizi aynı şekliyle kurarak devam edelim ve burada şuraya şu kısma doğru yaklaştığımızda ise modelimizin gelişine göre Burada ayarlamamızı yapıp bu kısmı hiç bozmadan devam edeceğiz. Sonra burayı olduğu gibi ördükten sonra yine buradan başlayacağız modelimizi gelişine göre örmeye. Yalnız burayı da hesaba katacağız. Burayı da şu zincirimizin bulunduğu yerde ayarlayarak yönümüz, önümüzü de tamamlayıp gövde kısmını da başlatmış olacağız. Evet. Şimdi hemen örmeye başlayalım. Yereğimizin önünden aynı şekilde örerek geldim. Yukarıdaki modelimiz uygun şekilde. Şimdi zincirimin bulunduğu yerdeyim. Trabzanlarımı düz olarak öreceğim ama sayacağım. Şimdi iki tane düzüm var ya. İki düzümden sonra şu şekilde ördüğümü batıyorum. Kabartı diye örüyorum. İki düz bir kabartı. size sayıyorum tekrar iki tane düz bir iki düz bir kabartı iki düz bir iki Evet şöyle sayarak geldim bakınız. Kabartım vardı. iki düzle bitirmiştim. Bir tane kabartı iki düz. Bir kabartı iki düz şeklinde saydım. Ve zincirimin hemen yakınına geldiğim için şöyle örgümü çeviriyorum. Ve bu taraftan sayarak geliyorum ki buradaki modelimizi tam olarak ayarlayalım. Hemen arkaya bakıyorum. Bir tane kabartı iki düzüm bir kabartım var. Bir kabartı bakınız. Şunun düz olması gerekmekte. Ve buradan tekrar bakıyorum. Bu düz olacak. Ee, şöyle saydığımda 2 düz, bir kabartı, 2 düz, bir kabartı, 2 düz. Şimdi buraya bir tane kabartımı ve bir tane düzümü örüyorum. Ve modelim aynı şekilde düzgün bir şekilde kurulmuş oluyor. Bunu bir kabartı olarak örüyorum. Şunu da bir düz olarak örüyorum. Ve modelim buradan aynı şekilde kurulmuş oluyor. Şimdi tekrar geri dönüp bakacağız. Çünkü bir sonraki sırada modelimizi uygulayarak ilerleyeceğimiz için bu sırada trabzanlarımızı tam yapmamız gerekmekte. Şimdi bakıyorum. Bir kabartı iki düz. Bir kabartı iki düz. Bir kabartı iki düz. Bir kabartı 2 düz bir kabartı modelimize kadar geldim ve toplamda kaç tane trabzan ördüme bakalım 2 4 6 7 ve 8 zincirimin üzerine 8 tane trabzan örmekle burayı e, tam olarak ayarladık e, burayı bakın şu an düz görünüyor ama arkada modelimizin gelişine göre Burası da şekillenecek kolumuzun altı şimdi arkadan Aynı şekilde gördüğüm şekliyle hiçbir ayarlama yapmadan zaten ayarlı gördüğünüz gibi. Örerek diğer kolumuzun bulunduğu yere kadar yani zincirimin bulunduğu yere kadar örerek ilerleyelim. Arkadan yeleğimi örerek geldi. Modelimizi uyguladık. 2 4 bir kabartı şeklinde. Şimdi bir kabartımı ördüm. Sonda 3 ilmeğim vardı. 1, 2 düz. 1 kabartı. Ve örüyorum. 2 düz örüyorum. 1 ve 2 2 düzümü ördüm. 1 kabartı olacak trabzanımı örüyorum. Tekrar 2 düzümü örüyorum. 1 2 düzümü örüyorum. 1 kabartı olacak trabzanımı örüyorum. Buraya bakıyorum. 1 kabartı ördüm ve 1 2 düzüm ördüm. Sıradaki ana gövdeye geçiş kabarttı. Evet bu şekilde burayı da sayarak ilerledim. 2 4 6 8. 8 tane trabzanda da buraya ördüm. Sizler lütfen benimki gibi aynı değilse Önce buradan sayarak gelelim. Bu noktaya yaklaştığımız zaman ise buradan bakalım. Şu ortada zincirimizin olduğu yerde gerekirse bir eksik bir fazla batarak ayarlama yapabilirsiniz. Aynı 8 uyduracağız diye problem yok. Zincirimizin bir ilerisine bir gerisine batabilirsiniz. Çünkü farklı sayılarda başladıysak önemli değil buradaki trabzanın aynı birebir çektiğim zincirle aynı olması gerekiyorsa bir fazla gerekiyorsa bir eksik yapıp bu şekilde yerleştirerek ayarlayalım şimdi bir tane gördüğünüz gibi kabartımı ördükten sonra modelimi yerine oturttum modelim yerine oturdu şöyle görelim şöyle bakalım bir kabartı modelimiz yerine oturmadı hemen bir tane daha buraya örmemiz gerekmekte madem ben şurada gördüğünüz gibi bir trabzan eksik saymışım hemen buraya bir trabzan daha örüyorum bakın ben orada şuraya hem gösterdiğimiz anlattığımız şeyi de yapmış olduk bakınız bir kabartı iki bu kabartı olacak bu iki düzümüz gördüğünüz gibi bir eksik bir fazla hiç önemli değil önemli olan modelimizin akışını bozmamak Evet şimdi modelimizi akışına uygun hale getirdik eski ördüğüm yerdeyim sona kadar geliyorum arkasında çevirip yine kolumun altındaki bu sıralamaya kadar örüp arkada yeniden birlikte olalım arkada iki kabarta bir düz örerek geldim tepesine battım şimdi kolumuzun altında ayar çalıştığımız yerdeyiz bakınız iki kabartımı ördüm sıradaki düz olarak örüyorum Sıradakini yandan girerek bu kolumuzun altındaki trabzanlarımızı kabartı örüyorum. İkincisini de kabartı örüyorum. İki kabartım oldu. Tepesine diğerine batıyorum. Bir düz örüyorum. Sıradaki takip edeni iki kabartı şeklinde örüyorum. Tepesine batıp bir düz örüyorum. Sıradaki takip eden trabzanımın ikisini de bir ve iki kabartı olarak örüyorum. Evet bakın modelimizi hiç akışı bozmadan kurduk. Alttaki hazırladığımız trabzanlarla. Sonra ana gövdeye geçiyoruz ve bakınız hemen düz trabzanımız bizi karşılamakta. İki tane kabartıdan sonra düzümü örüyorum. Yandan girip ikişer kabartımı da ördükten sonra arkamı aynı şekilde örüp diğer kolumuzun altına kadar ilerleyelim. Diğer kol altımızdan arkamızı iki tane kabartı bir düz olarak örüp geldim. Yine kolumuzun altına geldim. İki kabartı olarak ördüm, bir düz. Yandan girerek iki kabartılı trabzanımı örüyorum. Sıradakini düz örüyorum. İki kabartı, tepesine batıyorum, düz ve 2 kabart. Bakın sayarak yerleştirdik. Hiçbir sıkıntı çekmeden diğer ön parçaya da geçtik. Hazırdık bulunan bulma bunun da üzerine batarak örüyorum. Ve her iki kol altımızı bu şekilde eşitledik. Modelimizi düzenine uygun şekilde kurduk. Hiçbir düzensizlik olmadan aynı tekrarları yaparak Ön tarafta bir kabartı, iki düz, arka tarafta iki kabartı, bir düz. Yani önün tam tersini çalışarak yeleğimizin boyutu istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam edelim. Yeleğimizi ben aynı işlemlerimin tekrarıyla ördüm. Ön yüzden bir kabartı iki düz, arka yüzden iki kabartı bir düz olarak ördüm ve yeterli uzunluk ölçüsüne geldim ve bir sıra düz örgümü ördüm. Artık bel lastiği için örgüme hazır olacağım. Yalnız bel lastiğini öreceğim zaman Hepsini örmedim. Bakınız arada birer tane trabzan atladım. Merak etmeyin. Şimdi burada hafif belli gibi ama üzerine rastiğimizi ördüğümüz zaman belli olmayacak. Bakınız 2, 4, 6, 7 tane örmüşüm. Bir artmışım. Burada daha fazla örmüşüm. 2, 4, 6, 8, 9. Yani 10 e, tane trabzan da bir atlayabilirsiniz. Bir tane atlayıp yandakine batarsınız. Şurada e, biraz bıraktım. Nasıl atlayacağımızı da buradan göstereceğim. Ben ikinci ipime geçtim ve bakınız bu ikinci ipimin kalanı ve nereden başladığımı da şöyle görmenizi istiyorum. Şuradan itibaren ikinci ipime başladım. Alttan 1, 2, 3, 4 sıramızı komplece örmüş olduk bu ipimizde. Evet şimdi atlayarak alt sıramızı düz artık e, bu arkadan ördüğümüz zaman iki tane kabartı bir düz örüyorduk hepsini düz olarak örüyorum arka yönden öne de şu şekilde düşmekte arada artışlarımız atlayıp yani trabzanımı atlayıp ördüğümü de görmektesiniz bakınız yine sizlerle birlikte örerken de atlamak istiyorum bakın burada hemen yakında bir tane atlamışım trabzanlarımı örüyorum birkaç trabzan daha öreyim her 10 trabzanda bir falan atlayabilirsiniz tığımın başında oluyorum atlamak bu hemen öndeki trabzana değil de bir sondaki trabzana atlamak dediğimiz işlemimiz de bundan ibaret burası ilk sıra olduğu için lastiğimizin diğer sıralarında bu kaybolacak hiç belirli olmayacak ve biraz da tabi belimizi de toparlamış olacağız bakın bir tane daha atlayalım bakın atladım yani size göstermek için bu kadar sık atladım aslında gerek yok buraya değil buna batıyorum ve bunu 10 trabzanda bir yapabilirsiniz. Şimdi bu sıramızda bütün trabzanları tepesine batarak ördük. Ve sona geldik. Hepsini tepeden örerek son trabzanımı ördüm. Evet şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve burada bir yandan bir ardından girerek lastik örgüsünü oluşturuyorum. Bir tane zincirimle trabzanımı ördüm. İkinciyi yandan giriyorum. Ana gövdeden kabartıyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradakini trabzanımı şöyle arkasından girdim. Üzerinden şöyle diğer yanında bu tarafa doğru çıkarıyorum. İpimi alıp örüyorum. Sıradakini yine bir yanından girip diğer yandan çıkarıyorum. Burada öne kabarıyor. Diğerinde ise şöyle bastırdığımız için içe çukur hale geliyor. Diğerini ardından giriyorum. Bakınız içe çukurlaşıyor. Şimdi yandan bütün trabzanımızın bir tanesini yandan girip bir tanesini de ardından girip örelim. Yandan zaten örüyorum. Bakın ardından da trabzanın kenarından girdim. İçe doğru bastırıyorum tarafa kabartı oluyor bakınız buraya çukur oluyor alıyorum 1 ve 2 sona kadar ilerleyelim yeleğimin bel lastik kısmını örerek tamamladım 1 2 3 4 sırada bakınız tamamladım şu şekilde arasından baktığımızda görülmekte çok güzel toparladı şimdi e, bel kısmını tamamladıktan sonra kolumuzu çalışmaya başlayabiliriz kolumuzun lastiğini çalışmaya başlayalım kolumuzun lastiğini direkt lastik örgüsü olarak başlatıyorum direk lastik örgüsü şu alttan giriyorum yandan bakınız bir tane zincir çektim tığıma hemen yandan giriyorum ve yukarıya doğru zincirimi çekiyorum 1 2 3 bu yandan girdim tığıma başında oluyorum sıradakini ardından girerek örüyorum hiç düz bir sıra tepesine batarak örmüyoruz. Direkt hali hazırda bulunan örgülerim üzerine örüyoruz. Bir tane şöyle şu kısma girelim alttan şundan alalım. Ardından alıyorum. Bir yandan bir, ardından bir yandan bir, ardından olarak girdim. Şuraya bir tane Düz trabzanımı örüyorum. Buradan geçişimizi şu yukarıya doğru geçeceğim için bu e, yandan olmuş oldu. Diğerini ardına bakın bu sırayı bozmamamız lazım. Buradan da oraya geçersek potluk olacak yani kısacak. Kısmayı engellemek için yandan ardında direkt üzerine ördüğümüzü yandan olarak hesapladım. tığımın başını doluyorum. Sıradakini ardından yandan. Ardından hiç e, kabartılı olması şart değil. Bakın dibe çekilecektir. Yandan bakın yandan girip dışa kabartıyorum. Ardından girip içe çöküyor. Ve diğer trabzanımı zaten yandanmış. Yandan örüyorum. Sıradakin ardından lastik örgümü bir yandan bir ardından Örerek başlangıç yerime kadar getiriyorum. Yandan ve ardından örerek geldim. Yine kolumuzun, bakın buradaki zincir çekip de dönüşün olduğu yerdeyiz. Yine buraya bir tane trabzanımızı örüyoruz ki dönüşümüzü rahatlatmak için. Burada bakınız, yandan, ardından yandan almışım. Şimdi tığımın başında oluyorum. Buraya bir tane batıyorum. Bunu da sırama göre ardından olan sıram oluyor ve devam ediyorum şuradaki trabzanlarıma. Hemen bakın şu ikisini atlıyorum. Gerek yok. Şuna geçelim. Orada da kol altına da çok potluk biriktirmeyelim. Yandan bakın yine bir tane daha atlıyorum. Ardından giriyorum. Şuradan şunu da örmeyelim. Direkt gelip buna batıyorum yandan olarak başlamıştım 1 2 3 yani burayı hepsini birer birer örmenize gerek yok sevgili arkadaşlar eğer örersek kolumuzun altında büyük bir yığıntı olur atlayalım hiç fark etmeyecektir bakınız hiç sadece şuraya hem diğer tarafı hem e, bu tarafa birer tane düz ördük ama sıramızı takip ettik sıramızın akışında hangi yön olacaksa ona göre ördük ve ilerledik şimdi Burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynını tekrar ederek devam edeceğiz. Yani yandan ve arkadan nasıl gördüysek örgümüzü bu şekilde devam ettiriyorum. Alttaki bizim yön göstericimiz oluyor. Bakınız bunu yandan örüyorum. Diğerini ardından girip içe doğru çukurlaştırıyorum ve iki sıra örmeyi düşünüyorum lastiğimizi sıramın sonunda bitireceğim. Bütün gördüğümüz gibi örerek tamamlayalım. Sona kadar geldiğim başlangıç noktamdayım. Buraya ara boşluğa giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimi bu noktada kesiyorum ve kolumun bir tanesini bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bakınız kol lastiğimiz tamamlandı. Diğer kolumuzda da aynı işlemlerimizi yapalım. Direkt ee, Örmeye başlayalım. Yani belimizde yaptığımız gibi önce bir sıra düz değil, direkt bir yandan bir ardından girerek lastik kısmımızı iki sırada tamamlayalım. Kolumuzun birini sizlerle birlikte yapmıştım. Diğerini de aynı işlemlerimi uygulayarak kendim tamamladım. Direkt trabzanın üzerinde yani hali hazırdaki kolumuzun üzerinde yandan ve arkadan girişler yaparak kolumu tamamladım. Şöyle çok güzel bir çalışma oldu. Önümün düğme dikecek bölümünü ise sadece trabzanlar ördüm. Her trabzanımı yani her yan girişi iki trabzan ördüm. İki trabzan, iki trabzan, iki trabzan örerek sona kadar geldim. Bel kısmını lastiğini bitirdikten sonra da çalıştım. Bu kısma şöyle tuttuğum zaman bakınız düğmemizi dikeceğiz. Karşı tarafa ise ilik çalışmamızı yapacağız. Şimdi düğmemizi diktiğimiz yer hazır. Aşağıdan yukarıya doğru da ilik çalışmamızı birlikte çalışalım. Tığıma bir tane zincirimi çektim ve yeleğimin alt kısmından başlıyorum. En sondaki trabzanıma şu şekilde giriyorum. En sondaki trabzanımı aldım. Bir iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındakine batıyorum tek seferde çekiyorum yanındaki trabzana giriyorum bir ikinciyi tek seferde çekiyorum bir sonraki trabzana burada tek seferde çekiyoruz orada ikili trabzan şeklinde örmüştüm düğmemi çalıştığım yerde bir iki çünkü bunun üzerinde bir de ilik çalışacağımız için çok fazla kabartı eklememiz lazım bir 2. Her trabzana ikişer ikişer batıyoruz. Fazla olan yerde ise arada bir de çalışabilirsiniz. Eğer fazla olacaksa ya da daha sıkı örerseniz daha güzel duracaktır. Şöyle sıkı sıkı ördüğünüz zaman herhangi bir potluk oluşmayacak. Bir defa başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum ve yukarıya doğru ilerliyorum. Aşağıdan yukarıya doğru örerek geldim ikişer kişi başını doladım tek seferde çektim arada bir de bir trabzan olarak ördüm Eğer sizlerde de potluk olacaksa iki trabzan arada bir de bir tane örebilirsiniz bakınız herhangi bir şekilde belli olmamakta başa kadar geldim iki trabzanım ördüm bir tane zincirimi çekiyorum örgümü çeviriyorum ve hemen dibine batıyorum buraya ilk ilik çalışmamızı yapmak istiyorum bir 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 3 sık iğnemle batıyorum bu benim birinci iliğim olacak kaç tane düğme kullanmak istiyorsanız ona göre ördüğümüz yeğimiziin burada zaten kutucukları var kutucuklara uygun bir şekilde hesaplayalım ve iliğimizi açalım bakın iliğimiz 3 zincir çektim 2 defa trabzanım atladım yani iki tane trabzanım atladım 3. trabzanımı battım. şimdi sık iğnelerim örüyorum 1. 2 3 4 5 yani burada ne kadar yapmak istiyorsanız düğmemizi ne kadar sıklıkla düğme kullanmak istiyorsanız ona göre önceden yerlerini ayarlayıp çalışabilirsiniz şöyle göreyim birinci düğmem buradaydı şöyle bakmak istiyorum ilk karenin bulunduğu yerde 1 2 3 4 5 6. kare diyeyim şu anda 1 2 3 4 5 6. kareye koyarsam 3 e, düğümü olacak bir de alta koyduğum zaman şöyle 5. karene şurada daha güzel duracak sanki 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Evet buradaki 5 karede bir daha uygun olacak 1 2 3 tane zincir çekiyorum 1 2 atlıyorum üçüncüye batıyorum ve devam ediyorum her 5 karede bir ileğimi koymaya eğer bakınız trabzanlarımız sık sık geldiyse ve biraz potluk oluşturacaksa bir tane trabzan atlayıp diğerine sık iğne ile örebilirsiniz benimki pot olmadığı için örmüyorum ama bu potlukların oluşmasına izin vermeyin şöyle yapalım bakın şurada atlayın burayı biraz yoğun örmüşüm buradan bir tane atlayıp şuna batıyorum ve bu kenarı düzgün durmasını sağlıyor bu hareketimiz merak etmeyin hiç belli olmaz hiçbir sıkıntı olmaz şimdi bu birinci iliğimiz ikinci iliğimizi şuradan açtık 1 2 3 4 bakın 5'in olduğu yerdeyiz şimdi batıyorum 1 2 3 tane zincir 1 2 3'e batıyorum. 3 tane iliğimiz oldu. 1. 2. ve 3. ve sık iğnelerimizle aşağıya doğru devam ediyorum ve son iliğimizi de yine 5. kare kutunun içerisinde ya da biraz altında lastiğe doğru açarız. 1. iliğim 2. 3. Ve dördüncü son iliğimizi de şu kısma açtım. Aşağıya kadar da sık iğnemi ördüm. Ve buradan bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. de buradan kesiyorum. Şimdi bu iplerin hepsini içeriye alacağız. Onu ben sonra da yaparım. Yakamızı çalışmaya başlayalım. Düğmemiz ilik yerimiz, kolumuz derken yeleğimiz. Bakın arkadan da çok hoş durmakta. İnşallah sizlerinki çok daha güzel olmuştur. Ben beyaz rengimle örmek istiyorum ve birazcık daha ince uçlu tığ kullanmak istiyorum. Tığ olmayan arkadaşlarımız aynı tığlarıyla kullanabilirler. Hiç fark etmez. Şöyle aldım beyaz rengimi aldım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve hemen yaka kısmına başlıyorum. Yakamı şuradan çevirerek başlıyorum şu kısımdan. İçten bakınız ters yönünden örüyorum şuradaki lastik kısmıma hiç dokunmuyorum hemen trabzanla lastiğin birleşim noktasına giriyorum ve buraya sol tarafa da bu kalan ipimi yatırıyorum 1 2 3 3 zincir çekiyorum ve bütün trabzan aralarına hiç atlamadan birer birer trabzan örüyorum bakın aralara giriyorum zaten araları örmek daha rahat olacaktır yoksa ıı, tepesine batmak biraz uğraştıracak bu şekilde şöyle aralara gire gire örerek devam ediyorum bütün trabzanları öreceğim bu araya da örüyorum yaka dönücü için hiçbir yeri atlamadan trabzanlarımızı ilerletiyoruz İkili trabzan örüyorum Evet sona doğru gelelim sona kadar birer birer örerek geldim en sondayım bakınız lastiğimizi ördüğümüz yerin hemen yanına kadar ördüm 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum Tığımın başını dolayarak hemen yandaki bakınız ilk trabzanın bu ara boşluğa girerek bir tane trabzan örüyorum bu ördüğümü değil yanındakine giriyorum bir tane ikili trabzan 1 2 3 tane zincir ve tekrar aynı noktaya bir tane daha trabzanım örüyorum 3 zincirimi çektim. Hemen yanındaki trabzanın ara boşluğuna girerek bir trabzan, 3 zincir, bir trabzanı ördüm. Burası yakıcı olduğu için yakın yaptık. Tığımın başında oluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum. 3. trabzanıma batıyorum. Bir tane trabzan, 1 2 3 zincir. Yine aynı noktaya bir tane daha trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum, 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3.ye batıyorum. Ben ara boşluklara giriyorum. Bakınız 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. Tığımın başını doluyorum, 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3.ye batıyorum. bir trabzan, 3 zincir, bir trabzanı örüyorum ve sona kadar ilerliyorum. Sıramızın sonuna kadar bir trabzan 3 zincir bir trabzan oldu V'lerimizi ördüm sona doğru yaklaştık bakınız 1 2 3 tane trabzanımız kaldı hemen buraya 3 zincirimi çekip batıyorum başlarken hemen ikinciden başlamıştık ama bir tane ileri hiç fark etmez tığımın başını doluyorum bitirirken ilk zincirden oluşan trabzanımın tepe noktasına şöyle giriyorum ya da şu araya girelim bakınız şu araya zincire hiç dokunmadan araya batıyorum şöyle rahat bir şekilde trabzanımı örüyorum ve bir üst sıraya bir zincirimi çektim çeviriyorum ve bir üst sıra için geçişimizi yapmış olduk şimdi bu bir zinciri yuva içerisine girerek şöyle kaydırıyorum bir tane zincirimizi ve üç tane zinciri bu noktaya çekiyorum bir iki üç tığımın başını doluyorum bunu birinci trabzan sayıyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanımı örüyorum bir sonraki yuvaya gelerek sık iğne ile batıyorum 8 tane trabzan ördüm bir sonraki yuvaya battım tığımın başını buradan doluyorum yine yuvaya giriyorum 8 tane trabzanımı bu noktaya da örüyorum bir yuvaya 8 trabzan bir yuvaya sık iğne 8 trabzan e, sık iğne şeklinde öreceğiz 3 4 5 6 7 ve 8 bir sonraki düğme giriyorum ve bu şekilde sona doğru ilerleyelim sona kadar geldim en son 8 trabzanımı ördüm burada bakınız tığımın başını doluyorum ilk zincirden olan yere geliyorum batıyorum 1 ve 2 2 defa da çektim bir zincirimi çekip örgümü çeviriyorum tığımın başını doluyorak Giriyorum bakın. İlk trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Yandakine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Her bir trabzanıma batarak tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Trabzan tepe noktasına batıyorum. Tek seferde. Tepedeki küçük göze batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sona batıyorum aradaki batmış olduğum yere bir tane sık iğnemle geliyorum ve tekrar diğer trabzanın olduğu yere geçiyorum tığımın başını dolayarak birer birer bütün trabzanları örüyorum her birisine bir defa batıp şöyle rahat örüyoruz çok sıkmayalım birer birer örüyorum son trabzanımı ördüm ve şuradaki tepe noktadaki sık iğnemi de bir sık iğne yapıyorum. Tekrar trabzanıma geçiyorum. Ve şöyle görelim bakınız. Ön kısma bu şekilde düşecek. Sona kadar ilerleyelim. Evet sona kadar geldim. Şöyle ördüm bakınız. Dolgun dolgun güzel durdu. En sondayım. Tığımın başını doluyorum. Ara boşluğa giriyorum. Ve buradan bir tane zincir çekip yana bir tane sık iğne. İkinci kez giriyorum. Sık iğne diğer bölüme doğru sık iğnelerimle ilerliyorum yaka ucuma kadar geldim ve buraya batığım yere giriyorum ve zincirimi çekiyorum 1 2 3'ü rahat rahat çekiyorum 4 5 6 7 buradaki uzunluk istediğiniz kadar sayıya bağlı kalmayın ne kadar istiyorsanız yalnız biraz şöyle bol çekin ki içine bir sıra sık iğne geçeceğiz zorlanmayın çektim biraz daha çekeyim Evet şimdi çektiğim zincirlerin hemen yanındaki zincire girerek bir tane sık iğne bir sonrakine bir sık iğne bütün zincirlerimiz bitene kadar birer sık iğne örerek bağcığımızı güçlendiriyoruz zincirle kalmasın başlangıç yerime kadar geldim. Şuradaki bakınız ilk battığım bölüme de giriyorum. Kırmızının bulunduğu yere geçip iyice buraya sabitliyorum ve bir tane zincirimi çekip sıkıştırdıktan sonra ipimi buradan kesiyorum. Karşıya da yine aynen zincirimizi çekelim. Şöyle çok güzel oldu. Diğer tarafı da yapalım. Şuradan güçlendirerek gelelim. Burası sık iğnelerle gelmiştik. Bakınız ilk trabzanımın tepesine giriyorum. İlmeğimi geçiriyorum ve bir tane zincir çekiyorum ve bu kalan ipimi alta alıyorum. Sık iğnelerimle geliyorum. Sık iğneleri gereken yerlere gerektiği kadar iki çektiğimiz yer var, bir çektiğimiz var. Hani güzel görünecek şekilde yapalım en son yuvaya giriyorum kırmızının bulunduğu yere ve şöyle rahat rahat zincirlerimi çekiyorum ve buradaki yaptığım işlemin birebir aynını yaparak kesiyorum kolumuzu örelim yine beyaz küçük bir sırada kolumuzda işlem yapalım bir tane zincirimi çekiyorum kol altından giriyorum herhangi bir yerden kol altı fark etmez bir tane zincirimi çekip buraya sabitleniyorum şöyle ipim katlarını ayırdım tığımın başında doluyorum. biraz ileriye burada göz kararı olacak tığımızın gittiği yere kadar 1 2 3 atladım mesela 4 ama tabii ki tığımızın ucu bizim için ölçü olacak. Aynı yere 5 tane trabzanımı örüyorum. 3 4 5 beş. 5. trabzanımdan sonra yine şöyle tığımın batığı yer şöyle gittiği yer çok da sık sık yapmayalım batıyorum tığımın başını doluyorum bir tane sık iğne ördüm 1 2 3 buraya batıyorum sayı önemli değil dediğim gibi kullandığımız ip tığ hepsi fark ettirecektir Burada güzelce uyumu sağlayabilmek 5 tane oldu batıyorum Bakınız bu kez 1, 2, 3, 4'ün sonuna battım. Tığımın başında oluyorum. 1, 2, 3, yine 4'ün sonuna batıyorum. 5 tane trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde bir sık iğne 5 trabzan kolumuzun çevresini dolanarak tamamlıyorum. Ben diğer kolumu örüp tamamlamıştım. 4 ve 5 bir tane sık iğne tığımın ucunun gittiği yere evet şöyle göstermek istiyorum bakınız diğer kolumu bu şekilde tamamladım ve başlangıç yerinde bitirdim. Yine bir dişi sizlerle birlikte çalışırız. Başladığım yere kadar geldim ve aynı yere batıyorum. Şöyle de tığımın ucundan geçiriyorum. Bir zincirimi çektikten sonra kesiyorum ve kolumu da tamamlamış oluyorum. Şimdi düğmelerimizi dikelim. Yeleğimiz tamamlanmış olsun. Düğmelerimi de diktikten sonra artık yeleğimiz kullanıma hazır hale geldi. Bütün aşamalarını sizlerle birlikte çalıştık yeleğimizin. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizinki çok çok daha güzel olmuştur. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.